Değerli takipçiler, merhaba. Ben Deniz Kudret Ayıldır. Bugünkü video çalışmamızı video analiz şeklinde gerçekleştirmek istiyorum. Analiz konumuzda dolar Türk Lirası alakalı beklentiler olacaktır. Malum hafta sonunda Merkez Bankası değişikliği, başkanı değişikliği ile alakalı bir haber akışı gündemde yer aldı ve akabinde hafta başından itibaren de bazı fiyatlama reaksiyonlarını izlemiş olduk pazartesi açılış bölümüyle birlikte 5.79'lara kadar bir hareket izledik. Ve 5.79'lardan sonra da işte 5.70 civarlarına kadar geri çekilen bir süreç gözüktü. Peki fiyatlama reaksiyonlarında çok net bir şekilde yukarı yönlü teyit kazandı mı? Hayır kazanmadı. Bunu haftalık bültenle de paylaşmıştık hatırlarsınız. Yukarı yönlü hareketlerin teyit kazanabilmesi için 5.76-5.80 bölgesi üzerinde kalıcı bir reaksiyona ihtiyacımızın olduğunu paylaşmıştık. Nitekim pazartesi günü 5.79 tarafından gerçekleşen dönüş e, burada yukarı yönlü hareketi henüz teyit kazandıramadı. Tabi bu pozitif beklentimiz sona erdi anlamına gelmemeli ki üzerinde ısrarla durmuş olduğumuz 200 günlük üstel hareketli ortalama hatta 233 günlük üstel hareketli ortalama 5.48-5.55 bölgesinden geçiyor. Bu bölgenin üzerinde kaldığı müddetçe hala pozitif tarafta yer var. Ama tabi burada dikkat edilmesi gereken husus şu andan itibaren dolar Türk lirası 5.75-5.80 bölgesi üzerinde mi hareket edecek? Yani dönüşüne teyit mi kazandıracak? yoksa 555-548 bölgesine doğru bir geri çekilme oluşturacak? Bu sorunun cevabı kritik bir önem arz ediyor. Tabii ki Merkez Bankası Başkanı'nın değişmiş olması, Sayın Erdoğan'ın özellikle faiz indirimine ilişkin diyalogları, açıklamaları, bu toplantıda yani 25 Temmuz TCMB toplantısında normal şartlarda 100 150 bas puanlık bir indirim beklentisi içerisindeyken burada sanki daha fazla bir görüntü olacakmış algısı çok net bir şekilde karşımıza çıkıyor. İster istemez burada da dolar Türk lirası yukarı yönlü reaksiyonu destekler cinsten oluyor. İlaveten hafta başından beri işte S400 Avrupa Birliği ile alakalı Doğu Akdeniz ile alakalı yine risk faktörlerinin gündemde yer aldığını görebilmekteyiz. Tabi fiyatlama reaksiyonlarında çok keskin bir görüntü söz konusu değil. Ancak bir yandan S-400, bir yandan Doğu Akdeniz, Avrupa Birliği yani risk faktörlerinin gündemde yer aldığı bir süreçten geçiyoruz. İlaveten bugün 10 Temmuz 2019, yarın 11 Temmuz 2019 FED Başkanı Powell'ın bugünkü temsilciler meclisi yarın da senatoda gerçekleştirici sunumda söz konusu. Şu an metinle birlikte biraz dolar tarafında geri çekilme gözlemlenmiş olsa da bugünkü sunum soru cevap ve yarınki sunum soru cevap kısımlarını incelemekte fayda var. FED tarafında da 31 Temmuz'da 25 bas puanlık faiz indirimi neresi, neredeyse kesin. Ama tabii ki burada bizim toplantıda neler yapacağımız ve bu zamana kadar yani o zamana kadar ya da Temmuz sonuna kadar süreçte S-400 Doğu Akdeniz Avrupa Birliği ile alakalı süreçte neler olabileceği. Bu koşul altında e, dikkat edilmesi gereken husus temkinli yaklaşılması ve özellikle ve özellikle trendsel anlamdaki mevcut görüntü değişmediği müddetçe trend karşıtı fiyatlama davranışları içerisinde yer alınmaması. Bu koşul altında Genel haftalık değerlendirdiğimde paylaştığımız gibi mevcut dönüşe teyit kazanabilmesi için 5.75-5.80 bölgesi hem bu 6.24'lerden 6.25'lerden başlayan düşüş trend çizgisinin üst bölgesini temsil ediyor. Aynı zamanda da 21 günlük üstsel ve basit hareketli ortalamayı temsil ediyor. 5.75-5.80 bölgesi kurt tarafında tekrar yukarı yönlü reaksiyonlar oluşabilmesi için ya da 5.55-5.48 bölgesi dönüşünün teyidinin kazanabilmesi için bu bölgenin üzerindeki kalıcı hareketlere ihtiyaç olduğu unutulmamalıdır. Ancak bu koşul altında 5.92'dir, 6'dır bunlar telaffuz edilebilir. Ama yine söylüyorum şu an için henüz bir dönüş teyidi kazanabilmiş değil. Peki hocam 575 580 bölgesi geçilemedi. Geçilemediği için 555 548'e kadar bir satış görüntüsü oluşabilir mi? Teorik anlamda evet. Peki bu bir fırsat mı? Hayır. Çünkü evvela bir trendin pozitif olduğunu konuşuyoruz. Şu anda trendimiz pozitif olduğu için bizim satış tarafında değil, alım tarafında yer almamız lazım. Peki Alım tarafında nerelerden alabiliriz? İşte bu sorunun cevabını piyasa hassasiyeti belirleyecektir. Çünkü olay riskleri çok fazla. Faiz indirimlerine ilişkin düşünceler gündemde. Bu koşul altında şuradan dönebilir, buradan dönebilir diyebilmek kolay değil. Ama 5.55-5.48 öncesine dikkat edilecek destek bölgeleri 5.70 ve 5.63'tür. Bu bölgelere doğru bir geri çekilme tekrar bir trend görüntüsü açısından önemlidir. Ama şunu unutmamak lazım. Özellikle bir geri çekilme izlense dahi ana trend hala pozitif olduğu için bu düşüşlerin tekrar bir trendsel faaliyet olabileceği unutulmamalıdır. Burada tabii ki kurumsal anlamda döviz borçları olan, dövizde borçlarını kapatmak isteyenler olası geri çekilmelerden yararlanmak isteyebilirler. Ama dediğim gibi şu an için özellikle kısa vadeli işlemcilerin birazcık daha dikkatli olması gerekiyor. 5.75-5.80 bölgesi üzerinde görüntünün daha da netleşebileceğini, aksi takdirde kısa vadeli olarak biraz daha geri çekilme görüntüsünün ön planda yer alabileceğini söyleyebiliriz. Tabi burada dolar türk lirasını izah ederken dolar ve türk lirası olarak iki yer ayırmak lazım dolar tarafında yani Amerikan dolarının performansı tarafında özellikle e, bugünkü Temsilciler Meclisi, yarınki Senato'daki sunum, Fed Başkanı Powell'ın vereceği mesajlar ve soru cevap kısmındaki süreçler önemli dedik. Yarın Amerika'dan enflasyon yani TÜFE rakamının sonucuna da ulaşacağız. Ay sonunda da faiz kararı sonucuna ulaşacağız. Bugün ilaveten FOMC toplantı tutanaklarını yayınlanması var. Bir önceki toplantının tutanaklarını inceleyeceğiz. Bunun içeriğine de bakacağız. Burada dolar performansını inceleyeceğiz. Türk Lirası tarafında da gelişen ülke para birimleri performansını takip edeceğiz. Burada yine dediğim gibi özellikle kendi iş dinamiklerimizdeki olay risklerini Nasıl bir reaksiyon vereceğiz? Bu çok önemli. G20 tarafında ılımlı bir süreç vardı hatırlarsak, Trump'ın destekleyici açıklamalı önemliydi. Ama yine haftalık bültende ne demiştik? Trump'ın söyledikleri önemli olsa da, e, yarın bu söylediklerinden vazgeçip tam tersi açıklamalar yapmayacağının garantisi olmadığını, özellikle Kongre tarafından gelecek açıklamalarında bu açıdan belirleyici rol olacağını. E, izah etmiştik. Nitekim e, bu konuda da yanılmamış olduk. Tramper ne kadar destekleyici bir vurgu yapmış olsa da arka planda yine e, eleştiriler ve tehditler devam ediyor. Tabii iş sadece S-4 de bitmiyor. Doğu Akdeniz'deki süreç, e, sondaj çalışmaları bunlara verilen tepkiler dikkat çekiyor. E, Avrupa Birliği süreci ve Avrupa Birliği'ndeki e, mevcut görüntü risk faktörleri gündemde. E, bu koşul altında Özellikle bu hususlar çok fazla bu da Türk Lirası performansı üzerindeki görüntüsünü incelemek gerekiyor. Bir de ne diyoruz Türk lirasının gelişen ülke para birimleri içerisinde Amerikan doları karşısındaki performansından bahsediyoruz. Yani burada Güney Afrika, Brezilya gibi önemli ülkelerin performanslarına da bakmak lazım. Hani tek başımıza sadece Türkiye'nin iş dinamikleri Türk lirası üzerinde fiyatlama reaksiyonuna tek başına yeterli gelmiyor. Bunu bir sepet olarak yabancılar bunu bir sepet olarak bakıyor. Hani Güney Afrika'da, Brezilya'da olan süreçlere de bakmak lazım. Yani dediğim gibi Türk lirasının gelişen ülke para birimleri içerisindeki performansını da değerlendirmek gerekiyor. Şu an için baktığımızda e, en azından 5.75-5.80 bölgesini aşamayan bir dolar Türk lirası var. Burada ister istemez biraz daha olumlu bir görüntü. Yani aşağı yönlü geri çekilme bazında olumlu bir görüntü. Ama bu geri çekilmelerin kısmi olabileceği göz ardı edilmemelidir. Şu an için 5.70-5.69-50 seviyeleri ilk destek bölgesi. Kırılması durumunda 5.63'lere kadar alanı var. Ama bu geri çekilme oluşsa dahi 5.55-5.48 bölgesi üzerinde ana pozitif beklentinin devam ettiği unutulmamalıdır. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Bu kısa vadeli yatırımcıların birazcık daha dikkatli olması, temkinli olması gereken bir süreç. Ama özellikle döviz borcu olanlar bu geri çekilmeleri avantaj haline çevirmek zorunda kalacaktır. Adı üstünde döviz borcu olandan bahsediyoruz. Bu sebeple de olası geri çekilmeler bir fırsat olacaktır. Kısa vadeli yatırımcılar için biraz daha temkinli ve dikkatli olunması gereken bir süreç vardır. Bu paylaşmış olduğumuz beklentiler birazcık daha orta vadeli bir görüntü içerisindeki süreçtir. Kısa vadeli olarak tabii ki aşağı yönlü hareketlerden yararlanmak isteyenler, negatif bir görüntülü oluşturmak isteyenler vardır. Ama bu bahsetmiş olduğum orta vadeli bir görüntüdür. Orta vadede trend 548 555 bölgesi üzerinde pozitiftir diyebiliriz. Genel çerçevede dolar Türk lirası ile alakalı en azından ay sonuna kadar süreçte dikkat edilmesi gereken hususlar ve takip edilmesi gereken seviyeleri bu şekilde izah etmiş olduk. Bu çalışmanın güncel halini zaten cumartesi günü haftalık bültenle tekrar izah ediyor olacağım.